Başlayalım mı? Evet, değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bu hafta gündemimizde milletimize ezan hayat pahalılığı, giderek ağırlaşan gıda krizi, artan açlık, ev sahipleriyle kiracıları birbirine düşüren konut ve barınma krizi ve yurttaşlarımızı bölüp parçalayarak ayakta kalmaya çalışan kifayetsiz saray rejiminin sebep olduğu yönetim krizi vardı. Genel Başkanımız, Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyelerimiz de geçtiğimiz hafta İzmir'de çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Gençlerle beraber oldu, çiftçilerimizi dinledi, kanaat önderleriyle bir araya geldi, iş insanlarımızla toplandı, Rumeli ve Balkan dernekleriyle buluştu, kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıyla kucaklaştı. Şunu büyük bir mutlulukla gördük ki Sayın Genel Başkanımızın bize katılın çağrısı milletimizin gönlünde büyük bir karşılık bulmuş. Milletimiz hep bir ağızdan geliyor gelmekte olan diye haykırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere millet masasının etrafında bir araya gelen 6 parti gümbür gümbür iktidara geliyor. Milletin derdine derman olmak için geliyor. Pahalılığı, yoksulluğu bitirmek için geliyor. Adalet, özgürlük ve demokrasinin teminatı, millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimizi milletin geleceğinde yeniden söz sahibi yapmak için geliyor. Artık söz tek bir kişinin değil, yeniden milletin oluyor. Biz milletimizle bir olmaya, beraber olmaya, mücadeleyi çığ gibi büyüterek 84 milyona umut olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, siyasetçi söz verir, milletten oy ister. Verdiği sözlerin karşılığını da sandıkta alır. Vaatlerini ise sandıktan sonra yerine getirmeye uğraşır. Yani siyasetçi peşin değil, veresiye çalışır. Veresiye çalışan siyasetçinin en büyük sermayesi de itibarıdır. İtibar da millete verilen sözlerin tutulmasıyla kazanılır. 2011 seçimlerine giderken Erdoğan milletimize 2023 için pek çok söz verdi. Yetmedi, bunları devletin kalkınma planına da yazdırdı. Millete taahhüdünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmileştirdi. Önce Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağım dedi. Sonuç ne oldu? 1990'da girdiğimiz en büyük 20 ekonomi arasında artık yokuz. 2023'e bir kala Erdoğan Türkiye'yi 23. sıraya düşürdü. Erdoğan 2023 için milletimize başka taahhütler de vermişti. Milli gelirimizi 2 trilyon dolara çıkaracağım dedi. Ama bunun yarısını bile gerçekleştiremedi. 2023'e bir yıl kaldı, milli gelirimiz 800 milyar doların altına düştü, 794 milyar dolar oldu. Kişi başına düşen gelir 2023 yılında 25 bin dolar olacaktı. Böyle vaat etmişti. Ama kendi atadığı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Türkiye fert başına 8500 dolarla fakir bir ülkedir diyerek saray ve şürekasının ülkeyi içine düşürdüğü durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde itiraf etti. Evet, saray millete verdiği sözleri tutmadı. 20 yıl sonunda ülkeyi getirdiği yer fakirlik, fukaralık. Hep söylüyoruz. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Artık yaşamın gerçekleri karşısında AK Partililer bile dayanamıyor, kral çıplak diye bağırıyor. Erdoğan bundan 4 yıl önce 19 Haziran 2018'de milletimizin huzuruna çıkıp başka sözler de verdi. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz dedi. 4 yıl önce böyle söyleyip aldı yetkiyi. Şimdi millete gösterdi etkiyi. Erdoğan bu sözleri söylediğinde 2 yıllık tahvil faizi %19'du. Şimdi %24. Bir yılda bütçeden ödenen faiz 2018'de 62 milyar 419 milyon liraydı. Bugün son 12 ayda bütçeden ödenen faiz 221 milyar 280 milyon lira. Bütçedeki faiz harcamaları 4 yılda 4'e katlandı.
Faiz sebep, enflasyon netice safsatasıyla millet pahalılığa ezdirildi. Faiz lobileri abat edildi. 19 Haziran 2018'de Türkiye'nin borç ödeme risk birimi 290'dı. Bugün 820. Yine 4 yıl önce Erdoğan yetki istediğinde dolar kuru 4 lira 71 kuruştu. Bugün 17 lira 33 kuruş. 1 litre benzin o gün 6 lira 29 kuruştu. Bugün 27 lira 63 kuruş. 1 litre mazot o gün 5 lira 75 kuruştu. Bugün 30 lira 10 kuruş. O gün 10 kiloluk ev tüpü 92 liraydı. Bugün aynı ev tüpü 335 lira oldu. Erdoğan'ın memleketi Rize'de ekmeğin fiyatı o gün 1,5 liraydı. Bugün ekmek 5 lira oldu. Enflasyon %12 idi, bugün oldu %74. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Bugün millete verdiği sözleri tutmayan, taahhüdünü yerine getirmeyen müflis bir siyasetçi Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal ediyor. Kibirine esir olmuş, tek başına ülkeyi yönettiğini sanıyor. Değerli basın mensupları, teşhisi doğru koyamazsanız doğru tedavi uygulayamazsınız. Ülkeyi uçuracak denen ucube saray rejimi sebeptir, hayat pahalılığı ve yoksullaşma ise sonuçtur. O nedenle de işe önce bu ucube rejimin sandıkta tasfiyesiyle başlamak gerekir. Eski Amerikan başkanlarından Abraham Lincoln'un güzel bir sözü var. Bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz. Herkesi bazen kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız. Milletimiz Erdoğan'ın ağzından çıkan sözlerin, millete verdiği taahhütlerin doğru olmadığını yaşayarak görmüştür. Sarayın yandaşları, beslemeleri, oligarkları, beşli çeteleri her gün biraz daha semirirken milletimiz günden güne fakirleşmiştir. Her gün bir başka sıkıntıyla boğuşmak zorunda kalmıştır. Yabancılara ev satacağız, dolarları alacağız diye dediler. Üstüne bir de Türk vatandaşlığını hediye ettiler. Ülkede millete kalacak ev bırakmadılar. Şu anda milletimiz çok ciddi bir konut kriziyle boğuşuyor. Milletimiz bıraktık ev sahibi olmayı, artık oturduğu evin kirasını ödeyemiyor. Son bir yılda kiralar İstanbul'da %140, Ankara'da %134, Mersin'de %146, Antalya'da %329 zam gördü. Kiracılar perişan. Ev sahipleriyle kiracıları birbirlerine düşman ettiler. Sonra hadi bakalım pansuman, hadi bakalım aspirin tedavisi. Kiralara geçici nark koydular. Bu tabii ki çare, kalıcı bir çare değil. Ama iş Suriyelilere İdlib'de 1 milyon ev yapmaya gelince başta atanmış İçişleri Bakanı olmak üzere tüm saray şürekası seferber oldu. Yandaşa gelince de çare hiçbir zaman tükenmiyor. Sarayın kibirlisi pandemi, ekonomik kriz, mücbir sebep dinlemeden dolarla, avroyla verdiği garantileri bütçeden sektirmeden kuruşu kuruşuna yandaşlarına ödedi. Ödemeye de devam ediyor. Ama İstanbul Havalimanı'nı işleten yandaşların 1 milyar 195 bin avro kira bedelini, devlete ödemeleri gereken kira bedelini yandaşlara ihsan ediyor. Devlete ödenecek kirayı milletin kesesinden 20 yıl sonraya faizsiz öteliyor. Peki millet kendi ev sahibine çıkıp kiramı bir yıl ertele diyebiliyor mu? Ne gezer? Dediği anda kendini kapının önünde buluyor. Millete veriyorlar talkımı, yandaşa yediriyorlar salkımı. Saray ele ve yandaşlarına hizmette sınır tanımıyor. Ele ve yandaşlarına son derece müşfik ama milletimize alabildiğine nobra. Geçtiğimiz Aralık ayında Nebati Bakan çıktı. Kur korumalı mevduat nedeniyle hazineden tek kuruş çıkmayacak diye millete söz verdi. Bu yılın ilk 5 ayında bütçeden bir avuç mevduat sahibine ödenen 21 milyar 100 milyon lira.
Bunun arkası da gelecek. Bir de ayrıca bu kur korumalı mevduat kapsamında Merkez Bankası'nın kasasından çıkan paralar da var. Bunlarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yok. Yetmez, tek kalemde tahsilinden vazgeçtikleri ama sözünü bile etmedikleri zengin Muğdilerin hazineye ödeyeceği 10 milyar 200 milyonluk bir de vergi var. Sözün kısası, kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti daha yılın yarısına gelmeden 31 milyar lirayı aştı. Döviz kurları aldı başını gidiyor. Kur korumalı mevduatın maliyeti sene sonuna yaklaştıkça her gün biraz daha katlanıyor. Ama Nebati Bakan şimdi çıkmış, spekülasyonların aksine kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti sınırlı diyerek milletin gözlerinin içine baka baka millette alay ediyor. Sayın Bakan, 31 milyar lira az bir para mı? Peki bu yılın ilk 5 ayında 2 milyon 300 bin çiftçi ailesine ne kadar destek verdiler? 19 milyar 900 milyon lira. Bir avuç mevduat sahibine 31 milyar lira, milyonlarca çiftçi ailesine 19 milyar 900 milyon lira. Bunlar da izanda, insafta kalmamış. Ekonomide alınan her karar, yapılan her tercih, aynı zamanda bir şeylerden vazgeçiştir. Erdoğan ve şürekası zengini daha zengin ederken, çiftçimizi fukaralaştırmıştır. Bu, gayet bilinçli bir tercihtir. Şu yaz gününde pazar tezgahlarına, market raflarına yaklaşılamıyorsa, millet evinde tenceresini doldurup kaynatamıyorsa, sebebi işte bu ekonomik tercihlerde aranmalıdır. Çiftçilerimizin maliyetleri ortada. Geçtiğimiz yıl mazotun litresi 7 lira 31 kuruştu. Bugün 30 lira 10 kuruş. Mazot 30 lirayı geçti. Son bir yılda mazota yapılan zam %312. Yine son bir yılda üre gübresi %253, DAP gübresi %167 zam gördü. Aynı dönemde besi yemi %128, süt yemi %132 zamlandı. Soruyoruz, çiftçi bu girdi maliyetleri nasıl maliyetleriyle nasıl ayakta kalacak? TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla dahi tarımsal girdi maliyetleri son bir yılda %117 artmış. Yine TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla son bir yılda tarımda üretici fiyatları %155 artmış. Sebze, meyve, tahıl ve pirinç gibi tek yıllık bitkisel ürünlerdeki fiyat artışı ise %190. Bunlar da ürün daha tarladan çıkarken ilk elde yaşanan fiyat artışları. Bunun üstüne bir de taşıma maliyetlerini, pazara gelene kadar aracılık maliyetlerini ekleyin, durum gerçekten felaket. Milletin ucuz meyve sebze yemesi artık hayal oldu. Çok ciddi bir gıda ve açlık kriziyle karşı karşıyayız. Genel Başkanımızın İzmir'de çiftçilerimizle beraber olduğu toplantıda kadın çiftçilerin feryatları yürekleri dağladı. Peki Tarım ve Orman Bakanı bu feryatları duydu mu? Hayır. Yemedi, içmedi. Toplantıda dertlerini anlatan kadın çiftçilerin kişisel bilgilerini basınla paylaştı. Aba altından sopa gösterdi. Verdikleri 3 kuruşluk paraları çok marifetmiş gibi anlattı. Kişisel bilgileri paylaşmak suçtur. Ben savcıları burada göreve davet ediyorum. Böyle bir zillet ne görüldü ne de duyuldu. Kalbi millete karşı mühürlenmiş sarayın kendi gibi kibirli bakanı çiftçiye hizmeti bırakmış, çiftçiyle uğraşır olmuş. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak siz gerçekten iş mi yapacaksınız? O zaman Tarım Kanunu'nun emrettiği destekleri çiftçilerimize zamanında eksiksiz olarak ödeyin. Kanunun emrettiği ama ödemediğiniz çiftçiye 273 milyar lira borcunuzu hemen ödeyin. Her bir çiftçi ailesine olan 124.736 lira 27 kuruş borcunuzu hemen ödeyin. Ama sarayın kibirlisi ve onun gibi kibirli şürekası milleti unutmuş.
halini görmüyor, derdini duymuyor. Millete bunlar tepeden bakıyor. Milletle alay ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı çıkmış, tarım tarım diye bağırıyoruz, bize getirdiği para 50 milyar dolar diyor. Allah Allah. Ya bütün dünya gıda krizine çözüm arıyor. Bu zat tarım sektörünü küçümsüyor. Yetmez, güya sanayi sektörünü övüyor. Bunları gören de Türkiye'nin dağını, taşını betonla değil de fabrikalarla donattıklarını sanır. Hep söylüyorum, aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. 1990'larda imalat sanayinin milli gelir içindeki payı %22-23'lerdeydi. Devri iktidarlarında bu pay %19'lara düşmüş. Yine bunlar iş başına geldiklerinde imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerin payı yüksek teknolojili ürünlerin payı %6.2. Bugün %3. Ben buradan sesleniyorum. Bakan yardımcısı çiftçinin yakasından elini çeksin. Kendi işini doğru dürüst neden yapmadıklarının hesabını versin. Tarım ve sanayi birbirinin ikamesi değildir. Tamamlayıcısıdır. İkisi de dış ticarete açık, yani döviz kazandıran stratejik sektörlerdir. Üretimdir. Rant değildir. Onun için burada olan biteni anlamıyorlar. Tüm dünya gıda güvenliği olmadan ekonomik güvenliğin sağlanamayacağını anladı. Ama akılları ranttan başka bir şeye çalışmayan bu liyakatsiz kadrolar bunu bir türlü anlamadı. Sarayda deli bir değil ki bağlayasın, ölü bir değil ki ağlayasın. Millet inim inim inliyor. Ekmek zamlarından bunalan vatandaşlarımız ucuz bayat ekmek alabilmek için fırınların önünde kuyruklar oluşturuyor. Memlekette kiracılar ev sahiplerini vuruyor. Ama sarayın atanmış Çevre ve Şehircilik Bakanı çıkmış, milleti ezip geçen ekonomik krize muhalefetin uydurduğu sahte bir kriz diyor. Anlaşılan bu atama bakan da Nebati Bakan'ın gidici olduğunu anlamış, boşalacak koltuğa şimdiden göz kırpıyor. Hep diyoruz, bunlar sarayın yüksek rakımlarında kendilerinden geçiyorlar. Ama milletimiz herkesin ne yaptığını çok iyi görüyor. Kendisinin halini görmeyenlerin hesabını kesmek için artık gün sayıyor. Milletin hesabını sormaya hazırlandığı bir başka büyük suç daha var. Kayınpeder damat bir oldu. Merkez Bankası'nın döviz kasasını beraberce boşalttılar. Bugün döviz kasasında Merkez Bankası'na ait tek bir sent yok. Döviz kasası şu anda 54 milyar dolar açık veriyor Merkez Bankası'nınki. Bu nedenle artık ihracatçılarımızın dövizlerine zorla el koymaya başladılar. Önce 30'du, 40'tı, şimdi 75'lere kadar çıktı. Bunun sonu yok. Ama diğer tarafta da ilginçtir. Hazinenin milletten topladığı vergileri mevduat hesaplarına yığıp duruyorlar. Mayıs sonu itibariyle kamunun mevduat hesaplarında 500 milyar liradan fazla para var. Asgari ücretli, memur, işçi, emekli, dul, yetim zam bekliyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilmişler. Bunlar bu paraya dokunmuyorlar. Daha doğrusu dokunamıyorlar. Ülke faiz sebep enflasyon netice safsatasıyla yönetildiği için artık kimse de bu yönetimin enflasyonu düşüreceğine inanç kalmadı. Kendileri de bu durumun farkında. Diyorlar ki şimdi memura, emekliye, asgari ücrete şimdi bu paraları verirsek millet döviz kıtlığında dövize saldıracak, çok yüksek devalüasyonlar olacak diye korkuyorlar. Ama bu arada yandaş müteahhitlere ve kur korumalı mevduat sahiplerine ödemede hiç kusur etmiyorlar. Anlaşılan elde kalan bu bir defalık barutu hemen seçim öncesinde atacaklar. Ondan sonrası tufan deyip çekip gidecekler. Değerli basın mensupları, insan omurgası 33 kemikten oluşur. Omurga iskeletin temel kolonudur. Vücudun taşıyıcısıdır. Omurga kırılırsa tedavisi yoktur.
Siyasetçinin omurgası ise ilkeleri ve inançlarıdır. Fikri tutarlılık ve doğruluk, siyasetçinin fikri omurgasıdır. Sözünün eri bir siyasetçinin fikri neyse, zikri de odur. Siyasi şahsiyetlerin geçmişi sözlerine kefil olmalıdır. Sözleri ileride kendilerinden davacı olmamalıdır, diyor rahmetli bir siyasetçi. Bu hafta çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Türkiye'ye gelecekmiş. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı da kendisini sarayda kabul edecekmiş. Çinli filozof Konfüçyüs, sözlerinizin yumuşak ve tatlı olmasına çalışın, gün gelir yemek durumunda kalabilirsiniz diye boşuna dememiş. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti topraklarında katledildikten sonra kendisini kim şehit ilan etti? Erdoğan. Veliaht Prens dedi ki, Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı. Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Hesabı sormasını bilir diye millete ahkam kesen kimdi? Tabii Erdoğan'dı. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın, o kadar da değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de bunları ondan sonra yok mu edeceksiniz deyip millete caka satan kimdi? Yine Erdoğan'dı. Yandaş basınlarında bu Veliaht Prens için seri katil diye yazdıran kimdi? Tabii ki saraydı. Ama sonra da vermem dediği dosyayı Suudilere 3-5 kuruş swap anlaşması karşılığında veren kimdi? Ardından tükürdüğünü bir güzel yalayıp koşa koşa Suudi Arabistan'a giden kimdi? Erdoğan. Bu arada dün dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesine muhalefet şerhi koyan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın da İstanbul'dan sürüldüğünü öğrendik. Bu hukuk insanı yapılan haksızlık karşısında görevi bırakma kararı almış. Yine Gezi davasına muhalefet şerhi koyan hakimin de görev yeri değiştirilmiş. Şimdi bu yaptıklarını milletimizin görmediğini, anlamadığını sanıyorlar. Sarayın kibirlisi etmedik laf bırakmadığı Veliaht Prensi şimdi sarayında ağırlamaya hazırlanıyor. Milletimize yaşattığı zilletlere bir yenisini ekliyor. Peki bu durumda kim enayi oldu? Kim enayi yerine kondu? Bu soruyu 84 milyonun her bir ferdine soruyoruz. Ama şundan da eminiz, milletimiz feraset sahibidir. Kendisine zillet üzerine zillet yaşatan bu ikiyüzlülerden, dönmekten başı dönen saray ve şürekasından yaptıklarının hesabını sandıkta mutlaka soracaktır. Değerli basın mensupları, zalimin zulmü artıyorsa zevali de yakındır demişler. Saray rejiminin de zevali yaklaştıkça zulmü artıyor. Seçim öncesinde milletin sesini soluğunu kesmek için hazırlıklarını hızlandırdılar. Sosyal medyada sarayın hoşuna gitmeyen paylaşımlara 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası getiriyorlar. Teklifin komisyon görüşmelerinde Yargıtay'ın da görüşüne başvurulmuş. Yargıtay 8. Daire Üyesi Hakim İhsan Baştürk, ceza hukuku açısından suçlu ve cezada belirlilik ilkesi gereğince bu yasa teklifi sakıncalı demiş. Vay efendim, sen misin bunu söyleyen? AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili üyeler komisyonda Yargıtay hakimine demediklerini bırakmamış. Çünkü maksat farklı. Ama hala şunun farkında değiller. Bu ülkede artık korku duvarları çoktan yıkıldı. AK Partililiği sorgulanmayacak insanlar bile kral çıplak diye bağırmaya başladı. Şimdiden söyleyelim. Teklif bu haliyle yasalaşırsa biz anayasadan doğan yetkilerimizi kullanıp bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açacağız. Değerli basın mensupları, hiç kuşku yok. Önümüzdeki seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimidir. Bu seçimde iki aday değil, iki anlayış yarışacaktır. Bir tarafta otoriter, baskıcı bir yönetim anlayışı, diğer tarafta demokratik, özgürlükçü bir yönetim anlayışı. Bir tarafta ucube bir tek adam rejimi, diğer tarafta çoğulcu, demokratik, parlamenter bir yönetim.
Bir tarafta millete yukarıdan bakan kibirli bir zihniyet, diğer tarafta milleti kucaklayan mütevazi bir anlayış. Bir tarafta sözlerini tutmayanlar, millete taahhütlerini yerine getirmeyenler, diğer tarafta da sözünün eri olan millete doğruları söyleyenler. Biz milletimize çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Ülkede hak, hukuk, adalet diyorsanız bize katılın. Sofrada Halil İbrahim bereketi olsun diyorsanız bize katılın. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyorsanız bize katılın. Bu ülke ilk 10 ekonomi arasına girsin diyorsanız bize katılın. Gençlerimizin işi gücü olsun, ülkemizden ayrılmasın diyorsanız bize katılın. Çiftçi tarlasını ekip biçsin, kazansın diyorsanız bize katılın. İş insanları rahat yatırım yapsın diyorsanız bize katılın. Hak eden hak ettiğini alsın, siyasi kayırmacılık son bulsun diyorsanız bize katılın. Tüyü bitmedik yetimin hakkı yenmesin diyorsanız bize katılın. Suriyeliler davul ve zurnayla evlerine dönsün diyorsanız bize katılın. Milletimizin kanıyla kurulmuş bu devletin vatandaşlığı dolarla, avroyla satılmasın diyorsanız bize katılın. Bu ülkenin taşı, toprağı, deresi, denizi talan edilmesin diyorsanız bize katılın. Bize katılın, hep beraber kucaklaşıp helalleşelim. Bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte inşa edelim. Bu topraklarda kula kulluğu bitirelim. Kul hakkı yiyenlerden de hesabını soralım. Çağrımız size, çağrımız milletimize. Katılın bize. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak Kanal 7 tarafından yönlendirilen bir soru var. Kanal 7'nin sorusu şöyle. Ahmet Türk, Mardin İl Kongresi'nde DBP'li Salihe Aydeniz polise tokat atmasıyla ilgili polise tokat atılmaz değerlendirmenize tepki gösterdi. Peki bunlara nasıl güveneceğiz, bunlarla nasıl yol yürüyeceğiz ifadesini kullandı. Sizin bu sözlere bir cevabınız olacak mı? Tabii olayın öncesini biz bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez. Ama tekrarlıyoruz. Ne olursa olsun bir milletvekili polise tokat, yumruk atamaz. Milletvekili sakin olmak zorundadır. İtidalli olmak zorundadır. Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez. Biz burada duruyoruz. Efendim, A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. A Haber'in sorusu da şöyle. Yine benzer mihmalde DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyasının bu hafta karma komisyonda görüşülmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılmalı diyor. CHP'nin bu konudaki tutumu ne olacak? Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş. Arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içinde ne var ne yok görmemişler. Şimdi eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse, hukuka saygılı bir parti olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde kararlarını vereceklerdir. Efendim, KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var şimdi. KRT TV'nin sorusu da şöyle. Ankara'da bir iş yeri açılışında iş yeri tabelası kaldırılmak istenirken Deva Partili Yeneroğlu ile bir polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Hakaretler edildi. Emniyetten yapılan açıklamada bu polis memuruna uyarıda bulunulduğu, Yeneroğlu hakkında ise suç duyurusu yapılacağı ifade edildi. Bu yaşananlar hakkında sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Önce de söyledim. Bir polisin milletin seçilmiş, milletin seçtiği vekile saygısızca davranması, hakaret etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletin seçtiği vekillere saygısızca davranan polis, milletin kendisine neler yapmaz? Şimdi bu polis memurunu uyardık diyerek kimse bu işten sıyrılmaya kalkmasın. Bunu yaparlarsa bu işi yapma talimatını onların verdiği anlaşılır. O polisi derhal görevden alın. Gereğini yapın. İstediğiniz gibi karar vermeyen hakimi sürmeyi biliyorsanız, milletin vekiline hakaret eden polisi
sadece uyarmakla yetinemezsiniz. Efendim son olarak ATV ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru da şöyle. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun kendini Dışişleri Bakanı ilan edip SİHA üretimini durdurduğunu yazan bir paylaşımı alıntılamasına tepki geldi. Son olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de SİHA'ya karşı çıkanlar terör örgütleridir dedi. Sizin bu açıklamada ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da öteden beri tekrarlayarak söylüyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz. Çok daha fazla teşvik vereceğiz. Ama kimse bizim birilerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemez. Biz bunu yapmayacağız.